Azerbaycan halkı büyük bir zafer kazanmıştır. Bazıları işgal topraklarının geri alınmasını büyük bir zafer görürken, bazıları Ermenileri öldürmeyi büyük bir zafer olarak algılar. Bazıları iktidarın yerini sağlamlaştırmasını zafer görürken, bazıları silah üstünlüğünü ve bölgede üstünlük sağlamayı zafer görür. Biz daha büyük bir zaferden bahsediyoruz. Bu zafer işgal edilen toprakları geri almaktan daha büyüktür. Ermeni gibi bir düşmanı dize getirmekten daha büyüktür. Bu zafer Siyonist ve bölgedeki bütün düşmanların kalbine büyük korku salan bir zaferdir. Bu zafer şehadet kültürünün, direniş inancının ve cihat ve mücadele ruhunun Azerbaycan gençlerinde filizlenmesidir. Onlarca yıl Sovyetlerin zulmünde ezilen, son 30 yıldır da Batı kültürüyle miskinleştirilmiş gençler öze dönüş gerçekleştiriyor. Genç nesil insana izzet kazandıran, can, mal, namus ve dini değerleri koruyan şehadet kültürüyle tanışıyor. Asırlar sonra Azerbaycan halkı gençleri Kerbela'dan aldıkları derslerle kendi topraklarında şehadet kültürünü ihya etmişlerdir. İşgalcilere karşı direniş ve mücadele ruhu dirilmiştir. Savaş cephelerinde Hüseyin'in nuheler, ağıtlar okunması, şehitlerin cenaze merasiminde "Ya Hüseyin, Vah Hüseyin" nidalarının Azerbaycan sokaklarını inletmesi, uyanışın, direnişin, azmin ve Hüseyin'i dirilişin nişanesidir. Dikkat ettiniz mi? Siyonist medya bu konudan hiç bahsetmez. Azerbaycanlıları toprak, ırk ile avutup sömürmeye devam etmek istiyor. Siyonist medya Azerbaycan şehitlerinin cenaze merasimlerinin görüntülerini neden gizliyor? Hüseyin, Hüseyin şiarımız, şehadet iftiharımız, heyhat minne zille nidalarının şehitlerin başucunda yükselmesi Siyonistleri ve Muaviyecileri oldukça rahatsız etmiş gibi görünüyor. Allah'ın izniyle Azerbaycan'ın Hüseyin'i aşkı ile yetişen gençleri şehadet kültürünün, direniş ve mücadele ruhunun canlı tutulmasının hem savaş meydanlarında hem de siyaset, kültürel alanda düşmanlara karşı zaferin sırrı olduğunu herkese göstereceklerdir. Yakın medyaya abone olmayı unutmayın.